Arkadaşlar merhaba. Devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bir son dakika haberiyle birlikteyiz. Ukrayna'da Vinnytsia Sivil Havalimanı'nın Rusların bombardımanı sonrasında tahrip olması, imha olması haberini El País gazetesi bizimle paylaşıyor. Şu an bir Ukraynalı vatandaşın cep telefonundan çektiği görüntüleri izliyoruz. Havalimanında yükselen yoğun ateş ve duman şu an oradaki tahribatın derecesini bizlere gösteriyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bu saldırıları şiddetle kınıyor ve NATO'dan hava sahasını kapatması yönündeki talebini tekrar yineliyor. Daha önce Zelenski NATO'dan hava sahasını kapatmasını talep etmişti. Ancak NATO Rusya ile karşı karşıya kalmamak adına bu talebi cevapsız bırakmıştı. Zelenski ağır bir dille tekrar bu talebini yineliyor ve şu an Zelenski'yi de görüyoruz. Size diyor her gün tekrar ediyoruz diyor. Bu hava sahasını artık kapatın diyor. Bütün bu Rus roketlerine ve Rus saldırılarına karşı bu hava sahasının kapatılmasını istiyoruz diyor. Bura bizim topraklarımız diyor ve biz insanlar olarak burada korunmuş bir bölge istiyoruz diyor. Bizler insanız diyor ve bizim korunmamızdadır. Sizin insanlık göreviniz adına bizim korunmamıza yardımcı olmanız gerekiyor diyor. Eğer bunu yapmıyorsanız bize en azından uçak verin, biz kendimizi koruyacağız diyor. Ve bunun sonucunda da eğer bunu yapmayacaksanız biz yavaş yavaş ölmek istemiyoruz şeklinde Zelenski konuşmasını bitiriyor. Zelenski'nin bu konuşması oldukça ağır bir dille Batı'ya yönetilmiş, Batı ülkeye yönetilmiş konuşması. Şu anda tahrip olmuş havalimanının görüntülerini hep birlikte buradaki trajik durumu görüyoruz.